muhalefet cephesi Sular Bayram'da da durulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına İmamoğlu'nun adaylık hayalinin önünü kapatan bir tavırla cevap vermişti. Görevinde kal demişti. İkili arasındaki kavgaya Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bir manada dahil oldu. İmamoğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu olmasaydı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bile aday olamazdı diyor. Öyle büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey. Kılıçdaroğlu'nun meseleye yaklaşımı aslında tam da olması gerektiği gibi. Ve sonunda Ekrem İmamoğlu'yla yıldızı bir türlü barışmayan Canan Kaftancıoğlu da değişim kavgasına dahil oldu. Hem de zehir zemberek sözlerle. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İBB başkan adayı olamazdı diyerek tartışmaları körükleyecek bir açıklamaya imza attı. İmamoğlu'na da aba altından sopa gösterdi. Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Kemal Bey kaldığı müddetçe bunlar aday olmaz, yapmaz. İnan bana yapmaz. Tartışma bitmiştir. Kaftancıoğlu değişim çıkışlarının Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu da savundu. Karşısındayım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ben haksızlık edilmesini asla arzu etmem. Ancak parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin çağrıları hız kesmiyor. Son açıklamanın sahibi CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan. Tezcan yeni liderlik ihtiyacı var dedi. Böyle giderse sadece İstanbul'u değil birçok yeri riske edeceğiz diye uyardı. Üstelik Tezcan aslında Kılıçdaroğlu'ndan taraftı. Tezcan'ın eleştirilerine yanıt Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayı yerel seçimin kaybedilme riskinden muhalif isimleri sorumlu tuttu. Eğer biz muhalefet partileri olarak iş çekişmeleri kamuoyunun önünde tartışırsak, önümüzdeki yerel seçimi kaybedebiliriz. Seçim hezimeti sonrası sadece CHP içinde değil ittifak ortakları arasında da kılıçlar çekildi. Yani şu anda ittifak yok zaten. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. İyi Parti ile CHP arasında ittifak köprüleri atıldı. Küçük ortaklar da mecliste kurmayı planladıkları grup üzerinden ters düştü. Gelecek Deva ve Saadet Partisi ortak grup için yola çıktı. Ama bu konuda yaptığımız girişimler beklediğimiz neticeyi doğurmadı. Sayın Babacan biraz daha farklı meselelere yaklaşıyor. Bundan dolayı bir ittifak, bu şekildeki bir ittifak formülüne biz itibar etmiyoruz dediler. Satır aralığında şunu anlıyorum, yani ben muhafazakar değilim mi? Birazcık öyle gibi. Saadet Partisi şimdilik yola Gelecek Partisi ile devam etmeyi planlıyor.